Az kaldı bak. Yola çıkacağız neredeyse. Hadi yürü. Nerede bunlar ya? Neredeyse ana yola çıkacağım. Duralım biraz, ne olur. Hadi. Dayan. Ay buldum bizim Allah. Kız Ecel gibi peşimize düştü mübarek bu. Bu kez elimden kurtulamayacaksın. Bugün bu iş burada bitecek. Hayır oğlum, hiç böyle yapmazlardı. Gecikseler bile haber verirlerdi. Duy bakalım odalarına bir. Kapı açık. Allah Allah. Kiraz. Kiraz. İçeride misin? Gitmişler Kenan. O da bomboş gitmişler. Allah Allah. Neden peki anne? Bir şey söylemeden. Anlayamıyorum ki. Niye böyle bir şey yaptılar acaba? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Sabah ikisi de bir garipti aslında. Sen bir daha arasana. Açmıyorlar mı? Yok anne, ulaşılamıyor. Bir şey mi oldu? Allah Allah. Ne oldu böyle birden? Hiçbir şey anlamıyorum Kenan. Ah Kiraz, ah. İnsan bir şey oldu da söylemez mi? Böyle mi gidilir? Arzu evdeydi bugün. Bir ona soralım, belki bir şey biliyordur. Tamam, hadi gidelim. Dayan kız, dayan. Koş. Ay. Ay kaçacağız, kurtulacağız buradan. Ay, ay gel bana. Elif. Bak dur diyorum sana. Bak bir kere kurtuldum senden. Bir daha seninle uğraşmayacağım. Lanet olsun. Kadın sana ağzını kilitledim. Daha ne diye uğraşıyorsun? Bak çok fena olacak. Gelin buraya. Nerede kaldı bu ya? Ne dikildin öyle enişte ağaç gibi ya? E ne yapayım, sen söyle o zaman, kaç saattir gelmediler, iğne dedin. Belki Ayşegül'ü gezdiriyordur. Hasta hasta. Ablam sana telefonla merak etme demedi mi? Hem gel otur bak, çay getirdim. Seher, acaba sen mi arasan bir daha? Ha, ben arayayım, bana da kızsın değil mi? Kızmaz kızmaz ya. Ara sen. Ha? Şarjım bitmiş. Şimdi ararsam hemen kapanır. Şey yap, al benden ara. Ya enişte amma safsın ya. Defalarca aradın, kızmadı mı? Şimdi arayacağım, yine açmayacak. He.
O da doğru. Şarja tak o zaman, dolunca ararsın ha. Peki. Çok korkuyorum. Şişt, kız sessiz ol. Belli ki manyak bu kadın. Kız bu karı ne istiyor senden? Bana bak, çatını çıkarayım deme. Bu karı ikinizi de öldürür. Deli bu karı be. Allah'ın cezası. Bir de hayatımı girmene izin vermiyorum. Bir de asla o çiftliğe gelemeyeceksin. Zaten sen çoktan ölmeliydin. Çoktan. Hadi çık ortaya da bilsin artık şu iş. Ne oldu, bulamadın mı? Yok. Buradadır ya. İyi bak. Buradadır ya. Allah Allah. Bu ne ki ya? Hah. Buldum. Kayıp ilanı. Nereye saklandın küçük sıçan? Seni bulamayacak mıyım zannediyorsun ha? Neredesin Allah'ın belası, nerede? Kız, ben sana koş deyince hemen koşacağız, tamam mı? Hı hı. Hadi. Hadi, hadi. Ayşe, koş kızım. Bıra, bıra Allah'ım, ben yardım et. Seni kendi ellerimle gömeceğim. Dur bakalım, o kadar kolay değil. Ne yapıyorsun sen be? Sen ne istiyorsun bu kızdan be? Sana ne? Ne istiyorsam istiyorum, sana ne? Yok ya, sana yedireceğim mi zannettin ha onu? Ha? Kanimacı bu benim, kanimacı mı? Hayatımda kalmak zorunda mısın sen ha? Ha? Ben bir şey yapmadım. Ben kötü bir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın? Evliliğimi bitirdin, hayatımı mahvettin sen. Lütfen bırak beni. Geldim. Şimdi gidelim. Bırakacağım ben seni, bırakacağım. Sonsuzluğa bırakacağım. Yürü! Bırak beni. Yürü diyorum! Gel diyorum sana, gel! Dur diyorum! Dur! Sus diyorum sana! Bitti artık besleme. Sonuna geldin. Dur diyorum sana, dur. Sus. Ugh.
Yok. Oradadır ya. İyi bak. Oradadır ya. Allah Allah. Bu ne ki ya? Hah. Buldum. Kayıp ilanı. Nereye sakla abla küçük sıçan? Seni bulamayacak mıyım zannediyorsun ha? Neredesin Allah'ın belası? Nerede? Kız ben sana koş deyince hemen koşacağız tamam mı? Hadi. 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 Hadi Ayşegül. Ayşegül koş kızım. Dur. Dur Allah'ım ben nereden düştüm bu için? Yardım et. Ay kızım. Seni kendi ellerimle gömeceğim. Dur bakalım o kadar kolay ki. Ne yapıyorsun sen be? Sen ne istiyorsun bu kızdan be? Sana ne? Ne istiyorsam istiyorum sana ne? Yok ya. Sana yedireceğim mi zannettin ha onu? Ha? Ganimetçi bu benim. Ganimetçi mi? Kalmak zorunda mısın sana? Ha? Ben bir şey yapmadım. Ben kötü bir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın? Evliliğimi bitirdin. Hayatımı mahvettin sen. Lütfen bırak beni. Geldim. İşte buradayım. Bırakacağım ben seni, bırakacağım. Sonsuzluğa bırakacağım. Yürü! Bırak beni. Yürü diyorum! Gel diyorum sana, gel! Dur diyorum! Dur! Sus diyorum sana! Bitti artık besleme. Sonuna geldin. Dur diyorum sana dur. Sus. Boşuna uğraşma artık. Hiç kimse seni duyamaz. Bırak beni lütfen bırak. Sıcak. Geberip gideceksin. Yapma. Ne olur bırak beni. Sen hiç doğmamalıydın. Hayatıma hiç girmemeliydin. Ama buraya kadar. Seni ait olduğun yere göndereceğim. Thank you.
Ben de sabahtan beri bunu arıyordum. Ben en iyisi gideyim bunu şimdi. Artık senin elinden hiç kimse alamaz. Geberip gittiğini kendi gözlerimle göreceğim. Hayır, hayır. Kimsesin, pis besleme. Tamam, hadi ağlama. Hadi gel. Hiçbir şey söylemeden gidilir mi? İnsan bir açıklama yapar. İnanılır gibi değil. Ne oldu anne? Kim zor durumda bıraktı seni? Ne olacak oğlum Kiraz? İnsan bir iki hafta öncesinden haber verir gidiyorum diye. Biz de bir hal çaresine bakardık. Çekinmiştir belki, söyleyememiştir. İyi de oğlum, biz kimseyi zorla tutmuyoruz ki burada. Şimdi daha mı iyi oldu? İki ayağın bir pabuca girdi. Neyse sen sıkma canını. Bir öğrenelim bakalım ne olmuş diye. Doğru söylüyorsun. Neyse. Arzu nerede? Kaç saattir ortalıkta yok. Tuğçe'yi doğum gününden almaya gitti. Tam vakti. Ne zaman gelecekmiş? Bilmiyorum ki. Gelir herhalde birazdan. İş başa düştü. Ben bir mutfağa gideyim. Hadi ama. Bak seni o kadının evinden kurtarmak için yapmadım. Şey kalmadı. Çok yoruldum. Olmaz. Burası çok tehlikeli. Hemen eve gitmemiz lazım. Tamam. Hadi. Bana bak. Burada olanları Muhsin amcana anlatırsan... O kadın gelir bizi bulur. Ben bile bu sefer seni o kadının elinden kurtaramam ona göre. Eğer seni o kadının gelip almasını istemiyorsan... Muhsin amcana hiçbir şeyden bahsetmeyeceksin, tamam mı? Hı hı, söylemem. Hadi. Hadi yürü. Elif. Elif. Melek ne oldu? Melek, Melek tamam, tamam. Dur canım, sakin ol. Bırak, bak ellerin kesilmiş. Tamam, tamam ağlama. Tamam dur, sakin ol. Geçti. Neredeyse görecekti ilanı. Ablam beni kıtır kıtır keserdi vallahi. Hiç. Yemek pişiriyorum. Seher. Yanına da pilav yap diyeceksin değil mi? Ya ne pilav Seher ya? O gazete kağıdı neydi? Hangi gazete kağıdı? Hani elimden aldın. Ha. Önemli bir şey değildi enişte ya. Niye taktın kafaya? Yani öyle birden elimden alınca ben de merak ettim tabii. Madem önemli bir şey yok niye söylemiyorsun? Ay enişte, böyle ufak mevzulara takılmaktan başka şeyleri düşünmeyi unutuyorsun ya. Bir şey vardı onda. Şey, tarif, pasta tarifi. Geçen gazeteden gördüm, kesmiştim. Oraya koyduğumu unutmuşum. Bizim Gönül Hanım var ya, ona söz vermiştim, onu yapacağım bu pastada. Pilav da yapayım mı? Yap. Kız, arkaya bakıp durmasana. Ya gelirse? İşte onun için söylüyorum ya. Hadi çabuk yürü de gidelim. Çok yoruldum ama. Tamam, az kaldı hadi. Ah Kiraz, ah. Hayır, insan bir şey söylemez mi? Şöyle oldu, böyle oldu demez mi? Ne olduysa artık. İnsan arar bir haber verir. Aşk olsun Kiraz. Vallahi aşk olsun. Aa, siz ne yapıyorsunuz burada?
Ne yapayım kızım? İş başa düştü. Kiraz'la Sadık neleri var neleri yok toplamış gitmişler. Gitmişler mi? Öyle. Aradık telefonu açmadılar. Bir gidip odalarına bakalım dedik ne görelim. Oda bomboş her şeyi toplayıp gitmişler. Allah Allah. Size haber vermediler mi? Ben de ona kızıyorum ya zaten. Çok ayıp ettiler çok. Hayır biz ayrılmak istiyoruz deseler mani mi olacaktık sanki? Vallahi çok şaşırdım. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. İnşallah. Ne diyeyim? Verin siz ben yapayım. Yok kızım olmaz. Sen zaten hastasın. Olur mu öyle şey? Yani siz uğraşacaksınız ben oturacağım. Yok olmaz. Hem ben iyiyim. Verin siz ben doğurayım. Artık siz değil anne. Peki. Ben doğurayım anne. Alo. Alo Kenan Bey. Buyurun benim. Kenan Bey ben Tuğçe'nin sınıf arkadaşı Gözde'nin annesiyim. Bugün doğum günü partisine gelmişti bize Tuğçe. Evet evet biliyorum. Tuğçe'ye bir şey mi oldu yoksa? Ay yok bir şey olmadı merak etmeyin. Çok eğlendiler oyunlar oynadılar. Herkesin anne babası geldi çocuklarını aldı. Bir tek Arzu Hanım gelmedi henüz. Allah Allah. Evden Tuğçe'yi almaya gidiyorum dedi. Ah şey ben aradım ama ulaşamadım kendisine. Sizin numaranızı da okul aile birliğinden aldım az önce. Tamam ben hemen geliyorum. Adresi alabilir miyim? Hı-hı. 58. sokak dediniz değil mi? Tamam. Tamam görüşmek üzere. Arzu. Kim bilir nerelerdesin yine. Ali anne, çorbaya tuz koymuş muydunuz? Koymadım kızım, sen koyuver. Anne ben Tuğçe'yi almaya gidiyorum. Arzu alacak dememiş miydin oğlum? Sen niye gidiyorsun? Gitmemiş ki anne. Hala oradaymış Tuğçe. Arzu nerede peki? Bilmiyorum ki açmıyor telefonunu. Allah Allah. Neyse anne ben çıkayım şimdi de çocuk daha fazla beklemesin. Tamam oğlum tamam. Görüyorsun değil mi? Yine kim bilir neyin peşinde. Ah Arzu ah. Belki... önemli bir işi çıkmıştır. Yoksa bırakmazdı değil mi Tuğçe'yi? İnsan evladından önemli. Ne işi olur ki kızım? Çok acıyor mu? Ah Meleka. Neden yaptın bunu? Neden beni çağırmadın? Şey söylesene. Neden bir şey söylemiyorsun? Yardım edemesem de arkadaşlık ederim sana. Dinlerim seni. Nerede kaldı bunlar ya? Sanki dünyanın öbür ucuna gittiler ha. Yok, bu böyle olmaz. Ben gideyim, en iyisi onları sokak sokak arayayım, bulayım. Ya enişte bir dur ya. Gelirler şimdi. Hah, bak geldiler işte. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız Allah aşkına ya? Aa! Ne o be gelir gelmez gardiyan gibi? İki dakika bekle de bir nefes alalım.
geldik işte. Gel kızım. Nasılsın? Nasıl geçti? Canın çok yandı mı? Tamam, yat dinle hadi. Abla, ne oldu kız anlatsana. Çatlayacağım şimdi ha. Dur şimdi burada. Ay abla. Kız çatladın meraktan, ne yaptın anlatsana. Nasıl dev, zenginler miymiş? Kız zenginler miydi ne demek? Bütün mahalle o çiftliğe sığar ben sana diyeyim. Madem bu kadar zenginler niye getirdin geri çocuğu? Kız yoksa para vermediler mi? Ay sorma kız. Başımıza neler geldi vallahi. Ne oldu? Ne olacak? Canımızı zor kurtardık. Deli karının birine çattık. Ben bunun anası zannettim ilk önce. Meğerse analığıymış bunun. Öyle anladım yani. Neyse kadın kapıyı bir açtı. Öyle fara tutulmuş tavşan gibi kala kaldı. Yüzünün halini bir görecektin. Aa böyle beş karış. Sonradan anlaşıldı her şey zaten. Kız kadın bizi öldürmeye çalışıyordu. Ne? Abla sen ne diyorsun ya? Kız canımızı zor kurtardık vallahi. Yalnız o karının belli ki bu kıza bir düşmanlığı var. Yani benim anladığım kadarıyla önceden de bunu öldürmeye çalışmış herhalde. Ay abla. Dur yavaş yavaş sakin sakin anlat. Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Hem sen eve gittiğinde başka kimse yok muydu? Koskoca ev diyorsun ya. Ya kızım evimi bir boş ver be. Bir de orman var. Kız dur ben sana her şeyi baştan anlatacağım. Eline sağlık kızım. Hadi biz de oturalım artık. Sen de iyice yoruldun. Geldiniz mi oğlum? Ay çok üşüdüm. Gel canım gel. Hoş geldin Tuğçe'cim. Kenan, Arzu'ya ulaşabildin mi? Yok anne, arıyorum açmıyor. Allah Allah. Başına bir iş gelmiş olmasın? Apar topar çıktı evden, çıkış o çıkış. Nasıl geçti bakalım doğum günü? Eğlendiniz mi? Son ay çok eğlenceliydi. Dışarıda annemi beklemeseydim daha iyi olacaktı. Sofra zaten hazırdı yavrum, sizi bekliyorduk. Şimdi sıcacık çorba içince ısınırsın. Kiraz'la Sadık'tan bir haber yok mu anne hala? Yok oğlum yok. Sır olup kayboldular sanki. Allah Allah. Onlar gittiler ki. Köylerine döndüler. Abla resmen verilmiş sadakan varmış ya. Ay sorma kız. Kızı nasıl buldun? Lan sorma. Almış bir götürmüş kuyunun başına. Bu da enik gibi orada çırpınıyor. Kız kaptım oradan bir sopa. Vurdum kafasına bayılttım. Bana bak. Resmen bu kızı öldürmeye çalışıyor ya. Kız ben bundan hiçbir şey anlamadım da. Tek bir şey anladım. Kız bizim elimizde altın madeni var. Abla sen vurdun bayılttın diyorsun kadını. Dönüp baktın mı peki yaşıyor muydu? Aman tövbe de kız. Ne demek yaşıyor muydu? Ya ne bileyim ben öyle vurdum bayılttım falan deyince. Aman be o deli karıya ne olacak ki? Kız durduk yere ben canımdan oluyordum. Peki şimdi ne olacak? Ne olacak? Altın yumurtlayan tavuğa gözümüz gibi bakacağız. Bundan sonra da yolumuzu bulacağız. Ha, yolumuzu bulalım derken kendimizi kodeste bulmayalım da. Ah! Ah! Ablaşım. Niye buradayım ben? Allah'ım! Yardım et! Yardım et! Ah! Ah!
Allah kahretsin. İki gerizekalı elimde tutamadım. Bir geberemedin gitti küçük sıcağın. Bir geberemedin gitti. Ben ne olur gitmeyin dedim. Ama dinlemediler beni, gittiler. Peki kızım giderken bir şey söylediler mi? Kiraz, sen hep dürüst ol. Kimsenin kalbini kırma falan dedi. Annen ne yaptı, bir şey demedi mi? Yok. Bana işi bıraktılar. Artık burada çalışmayacaklar dedi. Çocuktan al haberi demişler. Kızım, peki annen hiç durdurmaya çalışmadı mı Kiraz'ı? Nereye gidiyorsunuz demedi mi? Demedi babacığım. Ama ben dedim, gitmeyin. Ben sizi çok seviyorum dedim. Ama beni dinlemediler. Peki kızım, tamam. Hadi sen şimdi odana çık, üstünü değiştir, tamam mı? Kim bilir kaç saat soğukta kaldı çocuk. İnşallah hasta olmaz. Ben sıcak bir banyo yaptırayım. Hem iyi gelir. Vallahi iyi olur Zeynep. Hadi gel Tuğçe'cim. Alacaktım ben. Bak yanlışımda haber uçmuştur çoktan. Uf, hadi bakalım Arzu. Çıkışın içinden çıkabilirsen şimdi. Ne diyeceğim ben? Tuğçe hala orada mı acaba? Alo, Arzu Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Tuğçe yormadı ya sizi. Yok yok, olur mu öyle şey? Çocukların hepsi çok eğlendi. Sadece siz gelmeyince... Ya öyle oldu. Tam gelirken çok acil bir işim çıktı. Neyse. Annesi yerine babası aldı Tuğçe'ciğim. Ya evet öyle oldu. Size de geleceğim dedim ama gelemedim. Kusura bakmayın. Olur mu, ne kusuru? Hepimiz yoğunuz tabii. Neyse ben sizi çok tutmayayım. Teşekkürler, tekrar hoşçakalın. Çok iyi bir bahane bulman lazım Arzu. Hem de hemen. Madem adam eve gelmiş, sen niye kaçıyorsun? Çalıp kapıyı kızınızı getirdim deseydin ya. Kız sana ne diyorum anlamıyor musun? O deli karının teki. Belki o adam da psikopatsa. Nereden bileyim ben? Peki ne yapacağız böyle? Ne yapacağız? Çocuğu nüfus alacak halimiz yok herhalde. Önce o evde neler var, neler yok onu anlamamız lazım. Aa, abla o ne? Şşş, ne saklıyorsun sen? Kız sana diyorum, bağırma sana. Sen kadından para almışsın, niye söylemiyorsun? Ya bende akıl mı kaldı, ölümden döndüm diyorum sana. Kese mi geldi benim aklıma? Ya ne bileyim ben de... Sen böyle anlatınca kadın para vermemek için yaptı zannettim. Kız sen ne diyorsun? O karıda ne çok para var biliyor musun? Bunu bana sırf sus payı diye verdi. Anladın mı? Şimdi niye o kızı kapıp getirdiğini? Ya abla, tamam anladım da kadın tehlikeli diyorsun. Ya başımıza bela olursa? Hem kızı verelim gitsin ya. Ben ürkmeye başladım. Elimdeki altın madenini ona bırakacağım ha? Vallahi o çocuk buradan hiçbir yere gidemez artık. Orada neler dönüp bittiğini anlamadan o çocuğu hiçbir yere göndermem ben. Kızım, kafanı çalıştır biraz. Elimizde bir altın madeni var ki kazmaya başladıkça altından ne paralar çıkacak bak gör. Hadi Ayşegül'üm, bir kaşık daha.
Ah yarasın. Ya kızım bu ne hal ya? Betim benzin atmış. İnsan iğneden bu kadar korkar mı? Muhsin. Sen ne yediriyorsun öyle? Çorba. Ay ilahi Muhsin. Bir çorbayla karın doyar mı hiç? Seher bak bir sürü yemek yapmış. Kim yiyecek o kadar yemeği? Seher. Hadi kızım git ısıt şu yemekleri. Tamam abla. Ayşegül de yesin. İyileşsin. Hı hı. Kurudu. Saçını da tarayayım mı ister misin? Umur. Ama acıtma. Merak etme sen. Tuğçe'cim, Cansu'nun doğum gününü hiç anlatmıyorsun bakıyorum. Biraz anlattım ya. Pasta yedik. Hediyeler falan. Bütün arkadaşların geldi mi peki? Hı hı. Aslı, İrem, Deniz, Ömer. Neredeyse sınıfın hepsi. Peki arkadaşın hediyeni beğendi mi? Beğenmedi. Açtı. Teşekkür etti sadece. Çok güzel, süper falan demedi. Bence o beğenmiştir de belki beğendiğini belli edememiştir. Ama Ömer'in hediyesini açtığında çok güzel diye bağırdı. Hatta Ömer'in boynuna atladı. Hıç. Ay çok yaşa. Hıç. Tuğçe'cim. Sen iyi misin? Bilmiyorum. Çok halsizim. Allah Allah. Ne oldu böyle birden? Annemi beklerken çok üşüdüm. Kıyamam ben sana. O zaman ne yapalım biliyor musun? Ben sana güzel, ballı, sıcak bir süt yapayım. Sen de iç uyu. Hem için de ısınır. Olur mu? Hadi bakalım. Kenan, ne yaptın oğlum? Hala bir haber yok mu? Yok anne, arıyorum açmıyor. Allah Allah. Hayır, telefonu kapalı olsa şarjı bitti diyeceğim ama. Bana ulaşamasalar, çocuk orada hala bekleyecek anne. Başına bir bela mı geldi, nedir? Of Allah'ım, bir günden bir güne de sıkıntı çıkarmasın şu kadın. Ne oldu Kenan, nereye? Gidip bir bakayım anne etrafa. Oğlum nereye bakacaksın ki? Bilmiyorum ki anne. Buralarda bakınacağım işte. Sürekli arkasını toplamaktan bıktım, usandım. Ah Arzu, ah. Artık sen çok oldun. Tuğçe'cim. Hadi yum gözlerini, hadi. Zeynep. Anneciğim, ben de yanınıza geliyordum. Tuğçe nasıl kızım, ne yapıyor? Banyo yaptırdım, giydirdim ama hapşırıyor, hasta olacak galiba. Belliydi zaten, donmuş çocuk oralarda. Evet, bayağı üşümüş. Başındaki ana değil ki, ne olacak? Biraz halsiz. Kırgınlığı var gibi. Ben yatırdım. Şimdi bir ballı süt yapayım dedim ama acaba ıhlamur mu kaynatsam? Ay ne iyi gelir bilmiyorum ki. Vah vah. İyice hasta oldu çocuk, görüyor musun? Acaba bir doktora falan mı götürsek? Ateşine bir bakalım da ona göre. Yavrum. Tuğçe. Neyin var yavrum senin? Üşüyorum.
Çok üşüyorum babaanne. Ah babaannesinin kuzusu. Soğuklarda kaldın tabii. Olacağı buydu. Ah Arzu ah. Ateş var mı acaba? Var gibi. Bakalım hemen. Derece nerede? Şurada çekmecede olacaktık. Kaldır bakayım kolunu. Bir bakalım. Kaç çıkacak ona göre ilaç falan veririz. Çok üşüyorum babaanne. Geçecek yavrum. Geçecek bir tanem. Ben böyle yukarı çıkamam. Vah yavrum, çok üşütmüş. Öksürüyor da kesik kesik. Ateş 38,5. Arzu? Sen.